Genel başkan yardımcısı. İnşallah öyle olur abi. Söyleyene değil, söyletene bak. Söyleyene değil, söyletene bak. Evet, genel başkan yardımcısı, değerli hemşehrimiz, milletvekilimiz, kardeşimiz, abimiz, canımız, Sayın Seyit Turun! Teşekkür ederim. Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, çok değerli ilçe belediye başkanlarım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ye, değerli ilçe başkanlarım, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli temsilcileri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili hemşehrilerim. Öncelikle Ordu günlerinde sizlerle birlikte olmaktan memleket havasını, ordumun havasını burada sizlerle birlikte toplamaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Görevimizin güzelliklerini, özelliklerini, her şeyini göreceğiz. Bir memleket havası alacağız orada. Gerçekten İstanbul'un büyük metropol kentte, İstanbul'da belki Kadıköy'den karşıyı bilmeyen birçok hemşehrim var. Veya işte Esenyurt'tan veya da Beylikdüzü'nden bu tarafı bilmeyen hemşehrilerim var. Ama bu sayede biliyorum ki bir araya geliyorlar. Hiç değilse yılda bir kere de olsa burada ordumuzun her köşesinden gelen o güzelliği hep birlikte yaşıyorlar. Gerçekten hemşeri olmaktan, aynı toprakların insanı olmaktan, bir arada olmaktan son derece mutluyum. Bunu her ortamda da yaşadım, her ortamda da söyledim. Büyükşehir Belediye Başkanım da ifade ettiler. Önemli olan memleket meselesi. Elbette ki siyasi bir rekabet olacak. Elbette ki daha iyisini yapma adına bir mücadele olacak ama biz biliyoruz ki bu memleketin mayasında birlik var, beraberlik var. Ne olursa olsun biz memleketimizin daha iyi noktaya gelmesi için ve sorunların çözülmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Bu konuda katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar birlik başkanımız, ordu başkanımız yoksaysa da hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Başarılı olmasını diliyorum. Evet,